Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bağımsızlığı için rüzgar enerjisinin önemine değindi. Bu etkinlikle 2053 sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilen atılımlara katkı sağlaması bekleniyor. İlk yerli üretime 2002'de başlandığını aktaran Kacır, şu an 52'den fazla ülkeye rez parçalarını ihraç eden dev bir sanayi haline geldik dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekim'de onaylanan sanayi kapasite raporu sayısının aylık bazda %9.1 oranında arttığını açıkladı. Aylık bazda 4.896'ya artarken yıllık bazda ise %3.8 oranında azalış yaşadı. En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il ise İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya oldu. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde %4.2 artışla 3.995.259 olarak hesaplandı. Rekabet Kurumu, çimento ve hazır beton üretimiyle satışı alanında faaliyet gösteren 18 şirket hakkında soruşturma kararı verdi. Soruşturmada fiyat belirlemek, bölge veya müşteri paylaşımı yapmak suretiyle belirtilen kanun maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak. 18 şirketin içerisinde Oyak, Çimko, Çimbeton gibi şirketler de yer alıyor. Önemli üretim merkezlerinden olan Kayseri OSB'ye fabrika yatırımı yapmak isteyen çok sayıda yatırımcı arsa tahsisi bekliyor. Yaklaşık 1500 fabrikanın faaliyette olduğu OSB'de 100.000 kişinin istihdamı sağlanıyor. Her geçen gün artan yatırımcı ilgisine arsa kalmadığı için dönüş yapılamıyor. Arsa sıkıntısının yanında bir de mevcut fabrika kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışları var. Kayseri OSB yönetimi ilgili kurumlardan destek bekliyor. Giresun Teknopark'ın Bulancak ilçesindeki 2. OSB'de 10 dönüm alanda kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 2019'da resmi gazetede yayımlanmıştı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 2000 metrekare alanda yapımına başlanan bina 2023'te tamamlandı. 8 firmanın faaliyette olduğu Teknopark'ta 32 şirket hala onay bekliyor. Coğrafi konumu, havaalanına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı tarafından yabancı yatırımcılar tarafından da ilgi görüyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.